Herkese merhabalar. Edebiyat Defterine hoş geldiniz. Bu programda şehrimize konuk olan birbirinden değerli yazarlarımızla sizler için söyleşiler gerçekleştireceğiz. Sizler de bize eşlik etmek için hayatın yoğun telaşesine kısa bir ara verip çayınızı kahvenizi alıp programımızı izlemeye devam edin. Çünkü bugün çok kıymetli bir konuğum var. Doktor Galip Ça bizlerle. Hoş geldiniz. Mer Merhabalar, hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Önce atölye çalışmaları ardından program teklifimizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah rica ederim. Çok sağ olun hocam. Ee, peki ben istiyorum ki biraz seyircilerimiz sizi tanısınlar. Galip Çağ kimdir dediklerinde akıllarında bir şeyler olursun istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Eee e, ismim Galip Çağ. Tarih doktoruyum. Aslen Sakaryalıyım. Daha önce Sakarya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gazi Üniversitesi'nde vazife yaptım. Şu anda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesiyim. Fakat e, bunun yanında da birazcık e, edebiyatla, yazma eylemiyle, nitelikli okumayla e, alakalı seminerler, atölyeler yapmakla da birazcık meşgulüm. Uzunca bir süredir de Ankara'da devam ettiğimiz e, bu manada bazı projeler var. Hı hı. Vesileyle de e, Aksaray'da da bir e, nazik davet gelince e, buraya da geldik ve nitelikli okuma üzerine e, burada da e, bir toplantı, bir atölye yapmaya niyet ettik. E, dilerim faydalı olur kesinlikle öyle oldu. Birçok projeye zaten tevazu ile katılım gösterdiğinizi söyleyebiliyorum. Umuyorum ki bu hızınız ve çalışkanlığınız programdan sonra bizlere de sirayet <laughs> eder. Edecek inşallah. Ee, peki Galip Çağ neden Aksaray'daydı? Ben bundan bahsetmek Lütfen. istiyorum seyircilerimize. Aksaray Anadolu Mektebi ekibi ve Kültür Müdürlüğümüz birlikte yaz atölyeleri çalışmaları başlattılar. Bu atölyeler kapsamında nitelikli okumadan yazmayı, resimden müziğe çok farklı alanlarda seçkin hocalarımızla beraber nitelikli öğrencilerimizi birleştirerek ortaya muazzam bir çalışma koyma peşindeler. Kültür Müdürlüğümüzün çalışmalarından dolayı kendilerini teşekkür ederken Anadolu Mektebi'nden bahsetmek istiyorum. 6 senedir ilimizde edebiyat üstüne çok kıymetli çalışmalar yapan genç bir ekip. Çünkü lise ve üniversite gruplarına hitap ediyorlar. Birbirinden farklı yazarları okuyorlar ve her belirledikleri yazar için bir külliyat deviriyorlar. Ve hemen ardından bu külliyatları bir panel metniyle hem okullarında akranlarına hem de ardından şehir genelinde çalışmalarla okuyucularıyla birleşiyorlar. Mesela şöyle bir örnek verelim. Mehmet Akif Ersoy okumalarının ardından Asım'ın Akifi adlı bir panel derlemesi yaptılar. Öğrencilerimizin bu tarz çalışmalarını yakından takip etmek isterseniz Anadolu Mektebi'nin Zinciriye Medresesi'nde küçük bir mekan var. Ziyaret edebilirsiniz. Okumayı seven herkesi içtenlikle karşılayacaklardır. Mutlaka yolunuz düşerse bir ziyaret edin diyorum. Peki Galip Hocam nitelikli okuma çalışmaları gerçekleştirdiniz. Sizin atölyeyle ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Önce şunu söylemek lazım, metropoller ve yerel Hı. imkanlar her zaman eş olmuyor. Dolayısıyla Kesinlikle. yerelde ya da başka bir ifadeyle Taşra'da bu tip faaliyetlerin varlığı bizim için büyük umut. Anadolu'nun çok güçlü bir irfanı var ve bu irfanın da çıkacağı yer yine Anadolu'nun içi. Dolayısıyla büyük şehirlerde bu tip çalışmaları çok sık görüyorken. Biraz daha taşrada, yerelde Anadolu hı hı. içinde bu çalışmaları görmek bize asıl umut veren nokta oluyor. Ben de davete e, iştirak ederken birazcık bunu düşünmüştüm. E, ama şunu söyleyeyim, beklediğimin çok üzerinde bir e, ilgi ve nitelik gördüm ben öncelikle. Dolayısıyla çalışmanın ilk kısmını yaptık biz ve benim e, gördüğüm şey muazzam bir açlık olduğu nitelikli okuma çünkü aslında çok da bizim böyle aşina olduğumuz bir alan değil. Genelde biraz daha pratik bakıyoruz biz olaya. Yani yazma eylemi bizim için daha dışa vurumsal bir şey ama okumanın niteliği nasıl olur? Bu konuda çok fikrimiz yok. Bu manada ben buraya gelirken birazcık da böyle yeni yeni başlayan bir alan olduğu için çünkü bu nitelikli okuma biraz daha böyle akademik düzeyde yapılan bir iştir. Ee, dolayısıyla hani böyle gördüğümüz yerelde bir lise öğrencisine, bir üniversite öğrencisine bu kitap böyle okunur, okumanın niteliği budur anlatırken acaba bir karşılık bulur muyuz'u çok düşünürüz, çok da tereddüt Hı -hı. ederim ben. Fakat Aksaray'da ben ilk izlenimde e, muazzam bir karşılık gördüm Hı -hı. hakikaten. Yani böyle genelde bu tip programların böyle birinci, ikinci saatinde gözler bir kayar gider. Hı -hı. Hiç böyle bir şey görmedik. Hatta ben artık ben pes ettim anlatırken, konuşurken. Bir beş saate yakın plan sürmüştü program. Benim açımdan çok heyecan verici ve umut verici bir çalışma oldu. Aksaray'ın şöyle bir iyiliği oldu bize. Bazen umudumuz çok kırılıyor bu tip programların katılım düzeyi, katılımdaki nitelik falan. Ama Aksaray ya bu işlerin yapılması gerektiği umudunu bize verdi yani onu da söylemek isterim ben. Teşekkür ediyoruz. Çünkü şunu da eklememiz lazım aslında. Nitelikli hocalarla doğru öğrenci profilini birleştirmek için Anadolu Mektebi ekibi aslında çalışmalar yürütüyorlar. Çünkü doğru öğrencilerle doğru hocalar birleştikleri zaman ortaya eylemsel olarak doğru işler çıkıyor. Dur. Bunu gerçekleştirme <laughs> çabasındaydık. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Ee, bizim bu atölye çalışmaları içerisinde konuştuklarımız vardı. Diliyorum ki seyircilerimiz de bunlardan haberdar olsunlar. Nitelikli okuma nedir? Nitelikli okuma dediğimizde ne aklımıza gelmesi gerekiyor? Şimdi şöyle bir durumumuz var. Okuma bir eylem olarak karşılığı olan bir tavır. Hı hı. Yani bir kitabın kelimeleri üzerinde gözün gezmesi okumak manasına geliyor aslında bakarsak. Fakat bizim okuma eylemini çok daha derin bir noktaya taşımamız gerekiyor. Gerçek bir dönüş alabilmek için. Çünkü nitelikli okuma varlığının iddiasının altında aslında bu okumanın sonrasında özellikle davranışsal olarak bir değişim ve dönüşümün yaratacağı fikriydi. Bir iddiamız var. Benim daha çok çok üzerinde durduğum bir iddia var. şimdi Elimizde birazdan belki konuşma imkanımız olur. Böyle klasik olarak tanımlanan bazı metinler var. Bir de bunun dışında artık biraz daha modern, çağdaş, yeni edebiyat dediğimiz metinler var. Fakat bu klasik metinlerin bazıları hem acem olarak hem içerik olarak bu çağın çok ötesinde bir Muhtevaya sahipler ve hı hı. özellikle genç arkadaşların bu kitapları nasıl okuyacaklarına dair birazcık yol gösterilmeye ihtiyacı olduğunu düşündük. Hı hı. Ve belirlediğimiz bazı kitaplar üzerinden hem genel nitelikli okuma kavramı hem de bu kitapların bu nitelikli okuma teknikleri ya da tavrıyla nasıl okunacağına dair bir program hazırladık. Hı hı. Ve bu programı da yani Aksaray'dan önce de Ankara'da, İstanbul'da bazı yerlerde yapma imkanımız oldu. Bir sunum yapmak istedik ve genel itibariyle de beklemediğimiz kadar da ciddi bir dönüş aldık. Çünkü okuyorum demek tek başına okunuyor manasına gelmiyor. Bu soru üzerine gittik. Dün de birazcık bunu konuştuk. Yani nitelikli okuma nedir? Bir kitabın nitelikli okunması nedir? Nitelikli okuyucu kime denir? Hı hı. Yüzeysel okuma nedir? Derinleme okuna kazıyarak okuma demiştim ben anlatırken. Kazıyarak okuma nedir? E, nitelikli okuyucu bir kitabı belirlerken neye dikkat eder? Niteliksiz okuyucu, yüzeysel okuyucu neye dikkat eder? Bunu birazcık konuşmuştuk. E, ve verdiğimiz bu maddeler ve kriterlerle de dinleyici arkadaşların kendilerinin nitelikli mi yoksa yüzeysel bir okuyucu olup olmadığına karar vermelerini de talep ettik ve e, en son noktada da bir kitap incelemesi yaptık. Biz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bence Türkiye'de edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Huzur Hı hı. romanını biraz konuştuk. Hem muhteva olarak hem teknik olarak hem de Ahmet Amca Tanpınar üzerinden konuştuk. Ben verimli geçtiğini düşünüyorum. En azından ben çok şey öğrendim arkadaşlardan. Yani onlar bizden bir şey öğrendi öğrenmedi onu bilemem. Ama ben çok şey öğrendim yani. İnanın bu öğrenme eylemi karşılıklı bir şekilde gerçekleşti. Bence atölyemizin içeriğinin güzelleşmesi yönündeki en büyük etken de bu. Peki nitelikli okur kimdir dediniz. Atölyede bununla ilgili maddeler verdiniz ki kendilerini öğrencilerimiz şöyle bir değerlendirsinler istediniz. Evet. E Peki bir de izleyenler kendilerini <laughs> değerlendirsinler. Nitelikli <laughs> okur diye kime denir? Gelmeyenlere de şey değil Gelseler de demek ki değil mi? Şimdi şöyle bir tabii yani anlattığımız şey uzun bir 5 saatlik bir program <laughs> yaptık biz. Hatta herhalde bir 5 saat daha yapacağız hemen hemen. Önce şunu söyleyelim, nitelikli okurla e, yüzeysel, yani niteliksiz okur diye bir kavram yok ama nitelikli okurla belki yüzeysel okur diyelim biz buna, bir tahkir de oluşmasın. Arasındaki en temel fark kitapla ilişkilerinde belirledikleri kriterler. Hı hı. Örnek verelim, yani nitelikli okur kendine göre bir tür belirler, e, belirlediği türe göre bir yazar belirler ve okumalarını birbirleriyle ilişkilendirir. Fakat yüzeysel okuyucu... Kitabın mevzunu sorar önceden, okumadan önce hı hı. ki kitabın mevzu kendisine uygun mu böyle değerlendirir. Ben şey örneğini vermiştim. Ee, Sabahattin Ali merhum sağken kendisinden kitap talep edenler tanınmış bir yazar ver üstadım dediklerinde. Tanınmış yazar yoktur. Okursun ve bir yazarı tanırsın diye cevap verilmiş. Dolayısıyla bir yazarı tanımak ister e, nitelikli okuyucu. Aradığı bir şey vardır ve neden sonuç ilişkisi kurar kitaplar arasında. Fakat yüzeysel okuyucu için her kitap tek başına bir parçadır. Dolayısıyla müstakil bir eser olarak kaldığı zaman bir metin, diğer bir metinle bir ilişkilendirme ortaya konulmadığı zaman ben bunu çok hedonist, yani tamamen zevk odaklı bir okuma olarak değerlendiririm ve bunun dönüşü çok zordur. Hayata bir ürün ortaya çıkarması çok mümkün değil çünkü nitelikli okuyucu okuduğu metinden kendisine sonuçlar çıkarak önce kendini sonra da hayatı anlamaya çalışır. Fakat yüzeysel okuyucu için böyle bir dert yok. Dolayısıyla hani İnsan kendini belki okuduğu metnin yüzeyselliği ya da nitelikli okuma yapı yapmadığını değerlendirirken bunu görmesi gerekir. En az bir cümle seçmelidir okuduğu kitaptan. Bir cümle verecek, o akılda kalacak bir yol gösterici olmalıdır. Yüzeysel okuyucu için böyle bir dert yok. Ee, çok okumak derdi vardır. Fakat nitelikli okuyucu için çok değil, anlamlı, bilinçli bir okuma derdi var. O yüzden e, siz nitelikli bir okuyucunun çok okuyorum dediğini duymazsınız ama okuduğunu söyleyebilir. Fakat yüzeysel okuyucu çok okuduğunu söyleyebilir. Bence bir de son noktada bir yerden sonra nitelikli okuyucu kitap arayışlarını kısaltabilir sürü olarak. Fakat yüzeysel okuyucunun bir planı yoktur. Hı hı. Planı olmadığı için de onun kitap arayışları uzundur. Tavsiye alması çok gerekli hale gelir. Kendi başına yolunu bulması çok mümkün değil gibi geliyor. Bunu birazcık da zamana bırakacak. Yani tabii ki hiç kimse bu işin başında e, nitelikli bir okuyucu olmuyor. Bu emek isteyen bir şey. Önce bu bunu da söyleyelim. Yani kitap eylemi, kitapla ilişkiniz emek ister. Bir de herhalde yüzeysel okuyucu kitabı elinde tutmaz. Yani emanet alır belki, okur ve verir. Fakat nitelikli okuyucunun kitapla okuduktan sonra ilişkisi bitmez. Nitelikli bir kütüphanesi de oluşur zaman içerisinde ve Hani Walter Benjamin'in hep çok bilindik hikayesinde olduğu gibi bazı kitapları birlikte yaşamak için de yanında tutmak ister. Ara ara dönüp bakar. Hani böyle eskilerin meşk dediği şeyi yaşayabilir. Üzerinde aldığı notlar mesela nitelikli okuyucu kitabı çizer, yanına notlar alır. Çünkü vakti geldiği zaman yeniden dertleşmek ister ve bunlara bakmak ister. Bu kitabı niye okuduğunu. Bir de son noktada şunu da söyleyelim. Nitelikli okuyucu bazı iyi metinleri defaatle okur. Hatta belki ölene dek gerektiğini düşündüğü anlarda zaman zaman tekrar tekrar okuyabilir. Çok okumak değil ama iyi metinleri çok okumak çok daha evla ve değerli. Böyle bir kriter belirlerse belki izleyiciler de o zaman okuma eyleminin kendilerinde yarattığı o değişimi de görmeleri daha mümkün olur gibi geliyor bana. Peki, atölye çalışmalarında klasik metinlerin üstünde özellikle Hı -hı. durdunuz. Mesela Karamazov Kardeşler, Dostoyevski'nin eseri Hı -hı. öyle bir eserdi. Hı -hı. Huzur Ahmet Hamdi'nin için öyle bir eserdi. Bu klasik metin nedir? Bununla ilgili de bir tanımlamada bulundunuz. Kendi klasik eserlerini bulmaları için de aslında Hı -hı. tanımlamalarda bulundunuz. Bir de seyircilerimiz duysunlar. Klasik eser nedir? Şimdi bizde bu klasik eser kavramı şöyle bir işleyişe tabi tutulmuş. Ee, klasik bir kere eski manasına kullanılır bizde. Klasik hale gelmiş gibi. Sanki böyle çok eski metinler klasik metinlermiş gibi algılanır. Birazcık da korkulur. Klasik metinlerin dili ağırdır gibi gelinir. Mesela Peyami Safa'nın işte 1950'lerde kaleme aldığı bir eseri zor gibi algılanır. Bunun tanımını ben de çok aramıştım. Yani sadece okumak değil, kitapla alakalı başka çalışmalarda okurken klasikten karşılık nedir? diye baktığım zaman en mantıklı tanımı Italo Calvino yapmıştı. Benim çok da hoşuma gitmişti. Demişti ki klasik metin her okuduğunuzda yeniden bir keşif hissi veren metindir. Dolayısıyla siz belki bir sene önce yazılmış bir metni bugün de okuduğunuzda size bu hissi veriyorsa bu metin klasik bir metindir. Bizim ise burada bu çalışmaları da konu ettiğimiz metinler işte dün Huzur'u konuştuk mesela diyelim Karamazov kardeşler, belki Gogol'un ölü canları Türkiye'den belki Oğuz Atay'ın bir tutunamayanları, bunlar da klasik metinler. Bunları klasik olarak tanımlarken şunu anlatmak istedik. Okuma eylemi gelişen bir eylemdir, bir edinimdir okuma alışkanlığı ve bu edinimi e sağlarken de güçlü bir temele ihtiyacınız var. Yani eğer doğru kitaplarla başlamazsanız okuma eyleminiz doğru bir yere doğru evrilmiyor nasıl başlarsanız böyle gidiyor. O yüzden diyorum ki ben de özellikle genç arkadaşlara güzel bir temel üzerine bir şey inşa etmek lazım ve bazı metinleri okuyabilmeniz için de bu alt metin okumalarını çok iyi yapmanız lazım. Yani siz ortaokuldaki bir öğrenciye Karamazov kardeşleri veremezsiniz okusun diye. Bunun için bazı alt metinleri okuması lazım. Nedir? Refik Halit memleket hikayeleri iyi bir başlangıç metnidir mesela. Hem Türkçesi sanırım Türk Edebiyatı'nda kullanılmış en iyi Türkçelerden biri. Hem kelime dağarcığı açısından hem de uslup açısından ki bir uslup metnidir Refik Halit memleket hikayeleri. Eğer doğru bir düzün, e, dizge ile okunabilirse bu bir kimsanlarsa işte bu metinleri okumak daha kolay. Yoksa hani şöyle bir iddiamız yok. Ben size şimdi anlatayım Dostoyevski'nin nasıl okunduğunu. Siz de öğrenin ve kolayca okuyun gibi bir derdimiz yok çıkışımız yok ama bu klasik metinlerin belirli yaşlar aralığıyla mesela 40 yaşına gelmiş bir arkadaşımız ben çok okuyorum dediğinde hı hı. soracağımız bazı kitaplar olabilir. Yani şu anda bu masada olan kitaplar içinde de var. Örnek veriyorum Tarık Buran'ın Osmancı 40 yaşına kadar okunmuş olması gereken bir kitaptır. Karamazov kardeşler için 30'lu yaşlar uygun bir yaştır. Artık alt metin okumalarını yapmışsınız sayarız ama bu alışkanlığınız yok. Ben doğrudan Karamazov kardeşlerle başlayalım derseniz elinizdeki kitap 1068 sayfa. içinde boğulursunuz ve bir daha bu kitap alışkanlığını kazanmanız da mümkün olmaz yani. Teşekkür ediyorum. Zaten klasik metinlerin okuma alışkanlığı üstünde zenginleştirici bir etkisi çok, olduğundan bahsettik. Çok. Okuma alışkanlığı edinmiş birinin de üsluban ve zihnen geliştiğini, güzelleştiğini de söyledik. Hı -hı. Peki değerli insan olmaya da değindiniz bundan evet. bahsederken. Değerli insan olmak ve okumak arasında nasıl bir bağlantı var? Ya şimdi şöyle bir şey sunmuştum ben anlatırken e, ticaret ve e, işte sanayinin hı hı. ya da siyasetin e, genel itibariyle önemli olanın peşinde koştuğunu, ilim ve irfanın ise değerli olanın peşinde koştuğunu söylemiştik. E, yani kişi bir karar verecek bu hayatta önemli olmakla değerli olmak arasında. Önemli olmak statü kazandıran bir şey, mevki kazandıran bir şey, e, iltifat ve kalabalık da kazandıran bir şey. Ama değerli olmak genel itibariyle sizi bir yerde tutup hı hı. insanların bunu fark etmesini beklediğiniz bir şey. E, tercihini bu ikisinden biri açısından yapacaksa kişinin kitap okuma eylemi devreye girer. Şimdi Schopenhauer'un bir sözünü orada da e, aktarmıştım. Uslup zihnin fizyonomisidir diyordu Schopenhauer. Yani... Uslubunuz kaba bir uslupsa anlayın ki zihninizde bir sorun var. Zihniniz de kaba. O zaman Cemil Meriç'e döndüğünüz zaman Cemil Meriç de okumak insan zihnini kibarlaştırır diyordu. Yani kitap okursanız zihniniz kibarlaşır. Zihniniz kibarlaşırsa Schopenhauer'ca konuşursak uslubunuz da kibarlaşır. Herhalde ben hayatımda değerli olup da uslubu kaba olan, insanı irite eden, ötekileştiren, yoran hiçbir kişi tanımadım. Yani değerli olmanın belki buradaki en temel özelliklerinden birisi de bu nezaketi kazanabilmek bu letafeti kazanabilmek, e, usluk kazanabilmek en önemlisi böyle bir ilişki kurduğunuz zaman, o zaman kitap okuduğunuz zaman değerli olma ihtimaliniz yüksek. Fakat önemli olmak için ihtiyacınız olan şeyler kitaptan çok daha dünyevi ve çok daha kısa sürelerde ortaya çıkacak şeyler olabilir. Bir takım aracılar belki burada devreye girebilir. Bir takım dünyevi başarılar sizi bir yanda oraya taşıyabilir ama değerli olmak çok ciddi bir emek ister. Çünkü değerli olana başvurmanızın en temel gereksinimi aslında hayata dair çözemediğiniz sorunları halledebilmektir. Anlamlandırma sorunuzu sizin yerinizde çözmesini beklersiniz. Önemli olandan talep ettiğiniz şey ise çok daha basittir. Dünya açısından söylüyorum. Daha hızlı adımlar talep edersiniz. Kitap okumak bu manada belki daha yavaş bir süreç, iyileştirme, evrilme, dönüşüm sağlar. Fakat sonunda ulaştığınız o değerlilik hissi belki çok daha rafine bir kitle için karşılık bulabilir. Ama hayatın kendisi ve varoluş açısından baktığınız zaman da e, inanın neden bu hayatı yaşıyorum sorusuna çok daha rahat cevap vermenizi sağlayan bir statüdür yani. Peki okumanın bu kadar güzel katkısı varken ve modern dünyada en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi bence biraz durmak ve nezaket kazanmak. Evet. E peki neden okumuyoruz? Ya Bununla alakalı aslında çok araştırma, çok kişi bu soruyu soruyor bana. Yani hocam işte siz çok heyecanlı anlatıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz diyorlar. Ben okumayla alakalı, yani neden okumadığımız sorusuyla alakalı çok tahkir edici bir e, analiz yapmaktansa birazcık daha insanın psikolojisiyle alakalı bir analiz yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, bazı okumalar da e, bir şeyler fısıldıyor. Dün de ifade etmiştim, Peyami Safa az bilmek için çok okumak lazım diyordu. Ee, şimdi az bilmesi insanın az bildiğini fark etmesi evvela kibrine vurulan bir tokat haline geliyor çünkü cehaletinizi fark ediyorsunuz ve bir e, seçimle karşı karşıya kalıyorsunuz burada ya bu cehaleti gidermek için mücadele devam edecek ya da okuma elinizi bir kenara bırakıp cahil olduğunuz gerçekliğini unutmaya çalışacaksınız. Şimdi insanın Cahil olması doğal bir durumdur. Eğer bunun farkındaysa okuyarak giderilebilir. Hani Ahmet Hamdi Tanpınar bunu e, çok güzel anlatır. İşte şöyle olursa paran yoksa bulursun, şunu yaparsan bu ama insan bozuldu mu bunun çaresi yok e, der. E, dolayısıyla şimdi siz bir seçimde bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben cahilsem bunu gidermeliyim. ...ve okumaya devam ediyorsunuz. Fakat eğer kibir baskın hale gelirse... ...bu cehalet çok zorlamaya başlarsa da okuma eyleminden uzaklaşmaya başlıyorsunuz ya da... ...bence nitelikli olmadığı için okuma sayılmayacak bir düzen kuruyorsunuz kendinize. Yani sizin asla elinize almayacağınız ve zaman kaybı... ...kabul edebileceğiniz bir metin sizin için kitap haline geliyor. Ben biraz kibirli bir tavır... ...sergilendiğini düşünüyorum. Bir, ikincisi... ...okumak e, zahmetli de bir iş ve tembelleşme olduğunu da düşünüyorum yani insanlar hayatın sadece hareketle yaşanabileceğini düşünüyorlar aktif eyleme dönüşmesini çok gerekli görmüyorlar E bu zahmete katlanmak da bir tercih sanırım bu zahmetle de uğraşmak şey değil bir diğer önemli nokta kitaba harcanan hem mesai hem de maddi güç e, yeme içmeye ya yani insanın yaşamını devam ettirmesi için gerekli askeri malzemeyle eş tutulmuyor hı hı. halbuki Bedenin nasıl gıdalara, vitaminlere, bir takım işte malzemelere ihtiyacı varsa zihnin de buna ihtiyacı var. Bugün bilimsel araştırmalar mesela söylüyorlar. Kitap okumanın doğrudan etki ettiği bir Alzheimer hastalığı var. Yani bunamayı bir kere çok geciktiren bir şey var. Demek ki bizim bilgiye ihtiyacımız var. Her şeyden öte Okumanızın sizde yarattığı en önemli tesir hayata karşı çok cüretkar olmaya başlıyorsunuz. Hamle geliştirebiliyorsunuz, cesurlaşıyorsunuz. Bilgi güçtür lafı çok öyle beyhude söylenmiş bir laf değil. Bu kendine güveni kazanımında da bunun çok etkisi var bilgi açısından. Fakat bu güven kaybedildiğinde o zaman hayatın içinde çok pasifleşmeye başlıyorsunuz ve bu başka bir pasifliği de tetiklemeye başlıyor. Aslında okuma alışkanlığının kazanılamamasının en önemli sebebi zaten okumuyor olmak. Yani okumuyorsanız okumayacaksınız demektir. Bu biraz şey gibi yani eskilerin ifadesiyle kitap okumak ibadet gibi yani riyadan ihlas doğar yani. Bu kitabı elinizde gezdirin, evinizde bir kütüphane koyun. Yıllarca okumayın istiyorsanız ama yani kitabı sevmiyorsanız kitapçıyı sevin. Kitapçı sevmiyorsanız kitap okuyanı sevin. Yani onu da sevmiyorsanız kitaba dair bir şey sevin yani. Ama tüm bunlardan hala uzaksanız varoluşlar olarak bir sorununuz var demektir. Bunu görün lütfen ve bu kibri kırın. Çünkü ne dersek diyelim bu ülke için, Türkiye için de konuşursak, dünya için de konuşursak geleceği inşa edeceğimiz şey bilgi. Fakat bu bilgi karakterinizi, şahsiyetinizi inşa edecek olan bir bilgi. Çünkü derdimiz malumat değil. Yani kitaptan beklediğiniz şey malumatsa sorununuz var. Malumatın sizde yaratacağı tek etki bilgiçlik. Bilginin sizde yaratacağı tek etki bilginlik. Ama bizim eğer talip olduğumuz şey, ilim ve irfansa işte o da size alimlik sağlıyor. Bizim özellikle gelecek nesillere vaaz edeceğimiz ve talep olmalarını isteyeceğimiz şeyin alimlik olması gerekir. Bunun da yolu kitaptan başka bir yerden geçmiyor yani. Evet, peki. Okumanın belli bir süre sonra eyleme geçilmesi gereken bir Doğru. eylem olduğundan bahsettiniz. Hı -hı. Ee, eğer okuyorsa kişi bunu bir süre sonra eyleme dökmelidir dediniz. Doğru. Bununla ilgili de biraz açar mısınız? Şimdi Chopin'a bir sözü var. İnsan diyor sadece okursa, sürekli okursa ahmaklaşır diyor. Bunu aktif bir eyleme dönüştürmesi gerekir. Ee, bu aktif eylemden de çoğunlukla böyle anlaşılan şeyler e, yazmak gibi düşünülüyor. Ha şu iddiamız da var tabii ki. Yani i̇nsan hakikaten doğru okuyorsa bu bir yerden sonra yazmaya evrilir. İlla bir kitap yazsın demiyorum ama eli yazar yani. Normalde bir toplantıda sıkıntıdan resim çiziyorken belki bir iki cümle yazmaya başlarsanız işte işte bu sosyal ağları kullanıyorken daha edebi bir şeyler paylaşmaya da başlarsa bir dönüşümü var kişinin bu okuma eylemini aktif bir eyleme dönüştürmesi şart yoksa sürekli bir mideye yemek tıkıp bunu işte kas olarak, enerji olarak kullanamamak dolayısıyla obazite gibi bir şey yaratır insanda. Nasıl ki mide genişlediğinde birçok şey yemeye başlıyorsunuz ve engelleyemiyorsanız okumanızın düzensiz yapılması varsa oluşan bu genişleme de sizi biçimsiz okumaya doğru yöneltir. O yüzden gençlere biraz da en önemli tavsiyemiz eğer okuyorlarsa hiçbir şey olmasa aktif düşünceye dönüşen bir eylem düzeneyi kursunlar. Meseleler üzerine düşünmeye başlasınlar. Ben sadece okuyorum demek doğru bir yaklaşım değil. Anlatsınlar, konuşsunlar, cesur olsunlar, yerel dergilere yazsınlar istiyorlarsa, kendi arkadaşlarına bunları aktarsınlar. Ama eylemsiz bir okuma bir yerden sonra hakikaten mide büyüten kötü beslenme gibi bir durum oluyor. Ya kusarsınız, ya isyan edersiniz ya da bir yerden sonra bu eylem sizde bir duraksamaya ve kopmaya sebebiyet verir gibi geliyor bana. Aslında okumak da bir eylem ama bu eylemin bir süre sonra form değiştirmesi gerektiğini Doğru. Ürün vermesi lazım öyle evet. söyleyelim yani. Çünkü dolan bir şey aslında boşalma ihtiyacı da hissediyor. Doğru. Ve bir şeyi boşalttığınız sürece yerine doldurma ihtiyacı Doğru. hissediyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla burada sürdürülebilir bir hal almak için aslında okudukça bunu düşünsel olarak dahi bir şeylere yerleştirmek Bu yaşama becerisi yani. kazanmayla alakalı. Bakın dün ben ifade ettim bunu. Yani Erik Fromm'un sevme sanatı, işte Alfred Adler'in yaşama sanatı gibi kitaplarda iddiası şuydu. Sevmek de bir beceridir. Yaşamak da bir beceridir ve bizim yaşayarak yaşama becerimizi artırmamız gerekir. İnsan ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekir. Bakın hiçbir şey yapamıyorsanız yarın bir gün anne-baba oluyorsunuz ve çocuğunuzla oturup bir mevzuyu konuşmanız gerekiyor. Eğer bu birikim yoksa, içinize bir şey dolmadıysa, örnek veriyorum, iyi metinler okumadıysanız iyi metinler yazamazsınız. İyi metinler okuyamadıysanız bunu ifade edemezsiniz. Ne sevdiğinizi, ne kızgınlığınızı, bakın bugün en önemli sorunumuz bu, birbirine küs insanlar küs olduklarını bilmiyorlar. Birbirini seven insanlar sevdiklerini bilmiyor. Birbirlerine bir meselesi derdi olan bunu da bilmiyor. Neden? Çünkü ifade zorunlu, sıkıntımız var. Sorunluyuz bu konuda. Okumadığınız için buraya bu ürün çıkmıyor bir türlü. Hı hı. Ama insanın kitapla ilişkisi zaman içerisinde geliştikçe yani bu hemen olacak bir şey değil. Bu işlerin çok daha kolay yapılmaya başlandığını, ne kadar rahat kendini ifade edebildiğini görür. Ki gençlerimizde yaşadığımız en büyük sorunlardan biri bu ifade sıkıntısı, kendini anlatamama, güven problemi. E, aktif bir eylemse mesela kendini ifade edebilmek gücünün artması aktif belirledir ve dönüşüm işte yani böyle hı hı. bakmak da gerekiyor biraz gibi geliyor bana teşekkür ediyoruz peki yazmaktan bahsettiniz okuma ve yazma ilişkisi çokça ele alınır hatta denir ki her okuyan yazabilir mi ya da çok okuduk diye yazmamız mı gerekiyor gerçi siz az önce bunun cevabını verdiniz yazmasak bile düşünsel olarak bir eyleme dökmemiz gerekiyor bu okuma birikimini dediniz ama hı. okuma yazma ilişkisini de öğrenciler çokça sorguluyorlar yani. Bunu yazabilir miyim, okuduklarımı aktarabilir miyim diye çokça düşünüyorlar. Bunu herkes yapabilir mi? Şimdi bakın yazan olmakla yazar olmak başka bir şey. Yani e, mesleki olarak yazarlık başka bir alan. Bunun bir takım teknikleri var, geliştirilmiş ve edinilmiş bir e, meziyet. Bunu kabul ederim. Yazmak bir aynı zamanda yetenektir de. Fakat iddiamız şu. Bu yetenek geliştirilebilir bir yetenek. Herkes yazabilir. Herkes anlatabilir. Yani bunu şöyle ölçün. Yıllar önce köyde yaşayan bir teyzemizin yazdığı bir mektup bugün bestseller bir kitabın ana kaynağı olabiliyor. Demek ki bu işin bir varoluşsal karşılığı da var. Yani his aktarımı açısından ama bunun geliştirilmesi gerekiyor ve geliştirilmesinin tek yolu da okumak. Fakat iyi metinler okumak. İyi metin okursanız iyi yazarsınız, İyi metin okumazsanız yine yazarsınız fakat nitelik sorunlarınız baş gösterebilir. O yüzden mesela ben yazamıyorum diyen bir arkadaşımızın en önemli sorunu büyük ihtimalle okumamış olmasıdır. Mesela yine bu ülkenin temel sorunu, akademide de bu sorunumuz var, genel itibaren edebiyatımızda da bu sorun var. Mesela şunu bir duymuşluğum var, diyor ki arkadaş ben okumuyorum çünkü etkileniyorum, daha rahat yazıyorum okumadığım zaman. Bu şimdi o mümkünatı olan bir şey değil. Ya şöyle düşünün bunu. Protein almazsanız kas al, yapamazsınız yani. Ya, ya suni yoldan protein tozu alacaksınız ya işte yumurta yiyeceksiniz, bir şeyler yiyeceksiniz. Kas böyle gelişir. Bilgi de edinim de sunum da böyle gelişen bir şeydir. Buradan dolmadığınız müddetçe bir ürün elde edemezsiniz yani. O yüzden iyi okumakla yazmak arasında doğrudan bir ilişki var. Hatta biraz bu edinimi kazanınca biriyle 10 dakika sohbet ettiğinizde ya bu kitap okuyor hissini kazanmaya başlarsınız. Ya ben oluşu sormanıza bile gerek yoktur. İki cümlesi arasında defalarca e, ı, esi veren bir kişinin bile anlayacağınız şey şudur. O e ve ı'ların olması gereken yerde bir kelime var. Fakat bu kelime onda yok. Bu işte okuması eksik kalmış bir ferdin yaşayacağı sorun ki bugün işte bunları yaşıyoruz değil mi? Çok karşımıza çıkıyor işte aynen aynen demeye başladı gençler sürekli. Her kelimenin yerine çünkü o kelimenin karşılığı yok. Evet diyemiyor, doğru haklısınız diyemiyor. O kelime eksik, bu kelime nasıl tamamlanacak? Bu kitaplardan. Yani yazmakta bir çeşit jimnastik gibi bakılması çok, gereken çok bir net. eylem. Evet, evet. Ve yazdıkça kişiler gelişebilirler. Kesinlikle yazmak Nurettin Topçu'nun sözüdür. Yazmak yazarak öğrenilen bir eylemdir. Yani size du bakalım daha yazma yazmanızı engelleyici bir yazma edinimi e, antrenmanı yaptırıyorsa birisi ben uzak durun derim. Yanlış yapıyor. Yani e, yani hata yapmıyorsanız demek ki eyleminiz yok. E, eylemsiz bir insanın gelişmesi de mümkün değil. Bu hayat eylem ister yani. Bunu unutmasın kimse. Teşekkür ediyoruz. Peki öğrencilerimize eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bu okuma yolculuğunda Anadolu Mektebi öğrencilerinden bahsettim Hı -hı. size. Çokça yazarlar okudular. Hı -hı. Türk Edebiyatı Hı -hı. için önemli isimler Hı -hı. Mehmet Akif'ten, Tarık Buray'a Cengiz Aytmatov'dan, Necip Fazıl'a çok güzel isimlerle okumalarını gerçekleştiriyorlar. Bu okumalarına eklemelerini istediğiniz eserler varsa öneri olarak verebilir misiniz? Ya şimdi şöyle son belki sözde şunu söyleyelim. İki şey için okusunlar. Birincisi en önemli eksikliğimizde uslup kazanmak için okumaları lazım. Türkiye'de hem yazı için hem de hayatın kendisine dair bir uslup kazanmak için okunacak hani öneri olarak söylerseniz bence Refik Halit Karay'ın memleket hikayeleri muhakkak okunmalıdır. Bu Türkçe cihetiyle söylüyorum. Muhteva okuması ve dönem okumaları yapacaklarsa yani ben biraz böyle belki bakış itibariyle çok bizdenci bakıyorum gibi gelebilir ama bizde çok iyi metinler var. Bu kompleksten kurtulalım. Evet ben de Stephen Zweig'ı seviyorum. Ben de Kanetti'yi seviyorum. Ben de Dostoyevski'yi çok seviyorum. Ama bizde de çok güçlü kalemler var. Biz bizi tanımadığımız müddetçe bir medeniyet inşa edemeyiz. Bunu unutmasınlar. Ve yabancı edebiyata olan yakınlıkların nispetinde Türkiye Edebiyatı'na uzak durmasınlar. Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Refik Halit Karay, biraz daha bu tarafa geldikleri zaman Fakir Baykurt, Yusuf Atılgan e, okusunlar. Yani sadece popüler olduğu için, herkes okuduğu için okunacak metinlerdense biraz daha bize bir akıl sunan e, metinlere yönelmeleri çok daha doğru olur. Kendimizi tanımadığımız müddetçe başka bir medeniyetin parçası olmaktan e, başka bir yolumuz da kalmıyor. Önce kendimizi bilelim, kendimizi bir tanıyalım. Benim mesela burada iki atölyede seçtiğim Huzur'la Dostoyevski metni arasındaki bağlantı bu. Huzur bizim için huzurdan öncesi ve sonrası denilen bir kitap edebiyatta. Hı hı. Dostoyevski de dünya edebiyatı için böyle Karamazov kardeşler. Karamazov kardeşlerin öncesi var ve sonrası var. Bu kırılmaları doğru tespit etsinler. Kendileri yapamıyorsa bu işi işte Anadolu Mektebi gibi fırsatları çok iyi değerlendirsinler. Hı hı. Birileri bunlar, ben hep öyle söylüyorum. Bak ben sizin yerinizi çileye çektim. Gelin bari beni kullanın. Hani sorun edin. Bunlara alakalı çalışmalar da yapıyoruz. Sosyal ağları kullanmaya çalışıyorum filan. Bu desteği muhakkak alsınlar. Okumak bilinçli bir eylem, tavsiyeyle, çabayla ve emekle gelişir. Kendi başınıza yolunuzu bulmanız ilk etapta çok kolay değil. Lütfen bunu bir kibir hale getirmesinler. Herhalde en büyük tavsiyemiz de bu olur yani. Yerelden evrenseli ancak açılabileceklerini Doğru. ama başlangıç için yerel evet. yazarlardan beslenmelerini söylüyorsunuz. Doğru. Anadolu Mektebi'nin genel okuma çizgisi de aslında bu yönde. Evet. Bu yüzden okumaya meraklı izleyicilerimiz varsa Anadolu Mektebi'nin dışında bu programa denk geldikten sonra umuyoruz ki bizleri Zinciriye Medresesi'nde de ziyaret ederler. Bekleyeceğiz Çok inşallah. teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah ben teşekkür gösterdiğiniz için muazzam Hıcan. bir program oldu. Aköle çalışmaları da bir o kadar öyleydi ki bitmedi bugün de devam evet, ediyor. Evet Çok teşekkür ediyorum. Var olun, var olun. Kıymetli seyircilerimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda bir başka yazarımızla beraber buluşuncaya dek hoşçakalın.